Harvey Plus hoş geldiniz. Bu videomuzda uygun fiyatlarıyla dikkat çeken Hendes markasının iki farklı kulaklığını inceliyoruz. Öncelikle bu markayla nasıl tanıştığımı birazcık anlatmam gerekiyor. Instagram'daki bir takipçim bana Abi ben bu Hendes markasının bir kulaklığını aldım. Çok beğendim. Ee, sizin de incelemenizi çok isterim gibi bir mesaj attı. Ben de ondan sonra Hendes markasıyla iletişime geçtim ve bizim böyle bir YouTube kanalımız var. Ürün incelemeleri yapıyoruz. Bana ürün gönderir misiniz dedim. Ben herhangi bir model seçmedim. Siz hangi modele daha çok güveniyorsanız, hangisini ön planı çıkartıyorsanız, insanlar hangisini daha çok tercih ediyorsa onu gönderin dedim. Onlar da bana iki farklı kulaklığı gönderdi. Bir tanesi Bap01 isimli Kablolu bir kulaklık, diğeri de bluetooth destekli e, Huzen 01 isimli kulaklık. Bu arada bana Instagram'dan mesaj atan arkadaşı da bulamadım. Bulabilmek için story bile attım. Bana bir hendes kulaklıkları sormuştu, kimdi o diye. Ama görmedi herhalde, geri dönüş yapmadı. Eğer bu videoyu izliyorsa kendisine teşekkür ediyorum bu içeriği bana önerdiği için. Şimdi isterseniz yavaş yavaş ürünlerin incelemelerine geçelim. Bu arada şunu da söyleyeyim, hendes bir Türk markasıymış. Kağıthane de ofisleri, tabi ki ben daha ofislerini görmedim. N11 üzerinden de satış yapıyorlar, kendi web siteleri üzerinden de satış yapıyorlar. Bana hem BAP01'i gönderdiler hem de Huzan 01 kulaklığını gönderdiler. İsterseniz daha uygun fiyatta olan BAP01 ile inceleme videomuza başlayalım. BAP01 modeli 35 liraya satılan kablolu bir kulaklık arkadaşlar. Yapısını şu şekilde gösterecek olursam kulak içi yapıda değil, bu Apple'ın EarPods'larına benzeyen bir yapıda. Ben genellikle bu tarzdaki yani EarPod tarzındaki kulaklıkları çok beğenmiyorum ama tercih meselesi. Özel olarak Apple'ın tarzında isteyenler de var. Eğer siz de öyle bir insansanız size hitap ediyor diyebilirim. Ben her ne kadar sevmiyor olsam kulaktaki duruşu ve size sağladığı konfor gayet iyi. Beni herhangi bir şekilde rahatsız etmedi şu şekilde kulağınıza taktığınız zaman herhangi bir parçası kulağınızı rahatsız etmiyor ve uzun süreli kullanımlarda bile herhangi bir sıkıntı çıkartmıyor. Bu kulaklık şeklinin şöyle bir sıkıntısı var. Birazdan ses performansında da anlatacağım. Bap 01 modeli ses seviyesi anlamında gerçekten kendi fiyat segmentine göre çok üst seviyelere çıkabilen bir kulaklık. Bu okey, iyi bir şey ama metroda, metrobüste, diğer insanların olduğu bir alanda en yüksek ses seviyesiyle bir şarkı açtığınızda yanınızdaki adam çok net bir şekilde ne dinlediğinizi duyuyor. Öyle bir ses izolasyonu sağlamıyor. Bunun da en büyük sebebi bu yapıda bir kulaklık olması. Eğer siz de bu kulaklığı satın alırsanız ya işte metroda metrobüste ses seviyesini birazcık aşağıya çekin. Yanınızdaki insan rahatsız olmasın. Ee, ya da Hani metroda falan kullanmayın yani illa çok üst seviyede dinleyeceğim diyorsanız başka çözümü yok çünkü bunun. Kablo konusunda birazcık farklı bir kulaklık. Böyle kablonun etrafını silikon sarmışlar gibi ne kadar dayanıklıdır bilemiyorum tabii ki. Geldiği günden bu yana ofiste test ediyorum herhangi bir sorun olmadı şimdilik. Bu arada şunu da söyleyeyim kutu içeriğinden şöyle bir küçük taşıma çantası çıkıyor. Ee, önünde Hendes markasının ve logosunun olduğu güzel bir detay. Tabii bu... Kulak içi bir kulaklık olmadığı için kutu içeriğinden herhangi bir farklı kulak pedi vesaire çıkmıyor tabii doğal olarak. Tek bu şekilde var. Kulağınız eğer böyle normalden çok büyük veya çok küçükse uymama ihtimali var. Benim kulağıma tam oldu. Herhangi bir problem yaşamadım. Çünkü biliyorsunuz kulak içi kulaklıklarda eğer kulağınıza göre biraz büyük biraz küçük kalırsa o ucundaki pedi değiştirerek kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Bu tarzı onu yapabilme şansınız yok. Satın alırken bunu da dikkat etmenizde fayda var. Şimdi gelelim yavaş yavaş performansa ve teknik özelliklerine. Pop 01 modelinde 6 milimetrelik sürücüler yer alıyor. Baktığınız zaman bu fiyat segmentinde giriş seviyesi kulaklıklarda genellikle 4 milimetrelik sürücülerin olduğunu görüyoruz. Burada 6 milimetrelik sürücüler kullanıldığı için özellikle ses seviyesi anlamında birçok rakibinden çok daha yukarılara çıkabilen bir ses seviyesi var. Ama az önce söylediğim gibi dışarıdaki insanların da o müziği duyması gibi bir dezavantajı da var bu konunun. Ses performansı anlamında kesinlikle bas ağırlıklı bir kulaklık. Dinlediğiniz şarkılarda en önde bas tonlarını duyuyorsunuz. Bu eğer ben bas seven bir insanım, ben aldığım kulaklıkta en çok bas isterim diyen biriyseniz sizin için avantaj olabilir. Ancak bu kadar bas ağırlıklı bir kulaklık olması özellikle tiz sesleri çok baskıladığı için tiz sesler konusunda e, beklenilen netliğin sağlanamadığını ve özellikle vokallerin böyle duyulabilmesi anlamında çok iyi sonuçlar çıkartmadığını da söylemem gerekiyor. Çünkü gerçekten hem enstrümanlar hem de şarkı birazcık bas sesler konusunda iyi bir şarkıysa çok baskılıyor ve vokali diğer sesler kadar rahatça duyamıyorsunuz. Böyle bir problemi var. Ama tabii şunu unutmayın bu kulaklık 35 liralık bir kulaklık ve fiyat performans odaklı bir kulaklık. Beklentiyi çok yukarıda tutup bu kulaklığı satın alırsanız memnun kalmazsınız ama Hani ben 30-35 lira verdim bu kulaklığa. Beklentim de o seviyede diyorsanız diğer bu fiyat segmentindeki birçok rakibine göre avantajlı olduğu konuları var. Ee, teknik özellikler tarafında 20 ila 20 bin herz arasında değişen bir frekans aralığı sunuyor. 16 ohm da bir empedans değeri sunuyor. Genel olarak durum bu. Özellikle Bab 01 modelini çok uygun fiyatlı ve bas ağırlıklı bir kulaklık almak istiyorsanız ve özellikle Apple'ın EarPods tarzındaki bir kulaklık tasarımını beğeniyorsanız tavsiye ederim. Eğer benim bassa işim yok, ben mid sesler ve tiz sesler ağırlıklı bir kulaklık almak istiyorum ve bu tarzda değil de kulak içi kulaklıklardan hoşlanıyorum diyorsanız da bu ürünü size tavsiye etmem. Kendinize göre bunun kararını verebilirsiniz. İsterseniz daha pahalı ve Bluetooth özellikli olan Huzan 01 ile incelememize devam edelim. Huzan 01 modeli görebileceğiniz gibi kablosuz bir model. Ancak tam kablosuz değil. Birbirine kablo ile bağlı. Bluetooth aracılığıyla telefonunuza bağlıyorsunuz. Tasarım noktasında şöyle bir güzelliği var. Kullanmadığınız zaman mesela diyelim ki Boynunuzda şöyle durmasındansa manyetik bir yapı yapmışlar. Birbirine yaklaştığınızda otomatik olarak bu manyetik yapı çalışıyor. Ve bu şekilde daha değerli toplu bir şekilde boynunuzda tutabiliyorsunuz kulaklığı. Fiyatına baktığımız zaman 132 liralık bir satış fiyatı var. Bu tipteki kulaklıklar için gayet uygun fiyat diyebiliriz. Ben birazcık rakip analizi de yaptım. Mizu EP52 Lite ve EP52 modelleri var. Biri 140 lira biri 189 lira. Benim çok beğendiğim Huawei'nin EM61 kulaklığı var. O 250 lira yani 100 lira hatta 120 lira daha pahalı. Anker'in saat bansı var yine çok bilinen bir kulaklık 200 lira. Baktığınız zaman fiyat performans olarak uygun fiyatlı olması açısından rakiplerden avantajlı bir fiyat sağlıyor bizlere. Kutusunun içerisinden kulaklıkların dışında şöyle bir taşıma çantası çıkıyor. Yine üzerinde Hendes markasının logosuyla beraber yazısının olduğu. İçerisinde ben e, mikro USB kablosunu da koydum kulaklığımızı şarj edebilmek için. Bununla beraber şöyle göstereyim. Eğer kulaklık petleri size uygun değilse bir tane daha küçük, bir tane de daha büyük olmak üzere iki farklı kulaklık pedini yine kutu içeriğinden bulup kendinize göre kişiselleştirebiliyorsunuz. Tasarım noktasında bu manyetik yapının dışında önemli olan bir nokta IPX4 sertifikası var. Bu da özellikle yağmur altında müzik dinlemenize devam edebilmek veya sporda oluşabilecek bir terlemenin kulaklığı bozmaması adına önemli bir destek. IPX4 ile de beraber sıçrama koruması var. Suya dayanıklılığı bu anlamda var. Kulaklığımızın orta bölümünde bir tane kontrol panelini görüyoruz. Bu kontrol panelinde hem şarkıyı durdurma hem ses açma kısma hem de kullandığınız telefona göre Siri'ye veya Google Asistan'a ulaşma gibi şeyleri işlevleri sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda gelen aramayı yanıtlama, bir önce en son aranan kişiyi buradan arama gibi yine işlevleri de şu üç tuş yardımıyla kullanabiliyoruz. Rahatlık konusunda bu tarzdaki kulaklıklara göre bence gayet rahat zaten şu Önünde görmüş olduğunuz e, yapı da kulağınıza sabit bir şekilde kalmasını sağlıyor. Şu şekilde taktığınızda oradaki yapıyı da şöyle kulağınıza oturtuyorsunuz ve e, gayet rahat bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Önemli olan taraf şu, bayağı sıkı sıkı tutuyor kulağınızı. Eğer hani sporda kullanmayı düşünüyorsanız hiç kulağınızdan çıkabilecek bir kulaklık değil, rahat rahat koşabilirsiniz, ağırlık kaldırabilirsiniz, çok sağlam kulaklı tutunuyor ve herhangi bir şekilde düşecekmiş hissiyatı yaratmıyor. Metalik bir tasarımı var. Şu görmüş olduğunuz arka bölümünde metal bir tasarım var. Bu da tabi malzeme kalitesi anlamında ve göze hoş gelmesi açısından güzel bir detay. İsterseniz yavaş yavaş yine ses performansına ve teknik özelliklere girelim. Yine 20 ila 20 bin arasında bir frekans aralığı sunuyor. 16 ohm'luk bir empedans değeri var. 108 ila 3 desibel arasında bir duyarlılık seviyesini sunuyor. Bu kulaklıkta yine bas ağırlıklı bir kulaklık. Dinlediğiniz şarkılarda en çok basların ön planda olduğunu fark ediyorsunuz. Ancak tabii ki ses kalitesi ve sesin netliği açısından Bap 01 modeline göre çok daha iyi bir seviyede. Hani ben bu iki kulaklıktan hangisini alırdın Kerem? deseniz tabii ki çok ayrı kategoriler tabii ki fiyat farkı falan da var ama eee Bap 01 oranla Huzen modelini çok daha beğendim. Çünkü fiyat segmentine göre gayet iyi bir ses kalitesi var. Ancak yine bas ağırlıklı olduğunu söyleyeyim. Ses seviyesi anlamında da beni gayet tatmin etti. E, ses seviyesini en yukarıya aldığınızda bangır bangır müziğinizi dinleyebiliyorsunuz. Bu kulaklıkta dışarıya ses çok minimal. Yani böyle diyelim ki bir arkadaşınız en yüksek seviyede bu kulaklıklarla müzik dinliyor. Şarkıyı anlamanız için kulağınızı o arkadaşınızın kulaklığına götürmeniz lazım. Öyle BAP 01'de olduğu gibi dışarıdan çok rahat rahat duyulmuyor. Çok küçük ses kaçırıyor ama kimse rahatsız olmaz o sesten. Anlaşılmaz bile dışarıdaki gürültüyle vesaire. O anlamda başarılı bir kulaklık olduğunu söyleyebilirim. Son olarak kulaklığımızın batarya ömründen de bahsedeyim. Yaklaşık 7 saatlik bir pil ömrü sunduğunu söylemiş Hendest. Ancak bu tabii ki dinlediğiniz müziğin seviyesine göre yani sesin seviyesine göre ve kullandığınız telefona göre değişebilecek bir konu. Ben yaklaşık olarak 5 saat boyunca herhangi bir şekilde ses seviyesi vesaire fark etmeden minimum kullanabileceğinizi gördüm. Ancak dediğim gibi kullandığınız telefona dinlediğiniz müziğin ses seviyesine göre bu değişebilecek bir konu. Bu kulaklıkların tam şarj olma süresi de 1,5 saat. Yine şurada bulunan mikro USB bağlantı yuvasıyla beraber kulaklığın kendisini de şarj edebiliyorsunuz. Bu arada her iki kulaklığın da mikrofon performansından bahsedeyim. BAP01 de gayet karşı tarafta ne dediğim anlaşılıyor. Sadece birazcık mekanik bir ses yani ses doğallığını kaybediyor. Ancak karşı taraf ne dediğimi çok rahat bir şekilde duyabiliyor. Huzan 01 modelinde ise şöyle bir nokta var. Kulaklık kulağınızdayken mikrofonun olduğu kontrol panelini mutlaka ağzınızın yakınına getirmeniz gerekiyor. Doğal olarak eğer mikrofon sizden uzakta kalırsa ne dediğinizin anlaşılmasında birazcık zorluk çekilebiliyor. Hendes markasının iki farklı kulaklığının Özellikleri incelemesi bu şekildeydi arkadaşlar. Sizin bu kulaklıklarla alakalı görüşleriniz neler lütfen yorumlar bölümünde bizimle paylaşın. Ayrıca kulaklıkların resmi sayfalarında açıklamalar bölümünde bulabilirsiniz. Bir sonraki inceleme videosunda görüşmek üzere hoşçakalın.